Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. It's your girl Ezgizem, in the room diyorum ve hemen açıklamamı yapıyorum. Ne yapıyoruz şu an? Kamera arkasında Sude var, kendisinin görünmesini istemiyormuş, neden bilmiyorum. Evet, lafımı uzatmadan videomu başlamak istiyorum. Instagram'dan bir kutucuk bıraktım size arkadaşlar. Ve bu kutucuğa gelen birçok şey istediler ama hepsini aynı gün çekemem tabii ki. İlk önce oda turundan başlıyorum. Eğer bu oda turunu severseniz diğer odalarımın mutfağının falan da turunu yaparım. Bu ev turundan biraz daha farklı olacak. Odamı da temizlemiştim bir kere, onun öyle bir video da çekmiştim. Burada her şeyin yerini göstereceğim. Yani birisi içeri gelse, bu videoyu izlemiş olsa neyin nerede olduğunu bilecek, değil mi? Her şeyi yerine koymuş gibi bulacak. Evet, kafama bunu taktım çünkü kendime böyle bir ev hanımı görüntüsü vermek istedim, böyle toparlama şeyi. Hemen apar topar biz ortalığı toparladık. Bu toparlanmış hali bu arada. Çünkü böyle de linç yiyeceğim, öyle de linç yiyeceğim. Hafif şöyle bir toparlama yaptık. Kirlerim falan böyle karışık kuruşuktu, onları yaptım. Evet, lafımı uzatmadan videomu başlamak istiyorum. Bu arada Instagram'dan ben ara ara sizlere böyle kutucuklar bırakıyorum, soru kutucukları falan. Ama aklınıza gelen video fikirleri olursa eğer video@izgizem.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Evet. Nereden başlayalım? Kapıdan girdin ya, kapıdan başlayalım bence. Gel. Şöyle başlayalım. Şimdi burada böyle benim çantalarım var, tamam mı? Bir de burada aslında çok çantam vardı. Ben zaman zaman onu azaltıyorum. Kullanmadıklarını birilerine veriyorum falan filan. Bazen de veremiyorum çünkü sizden gelen çantalar var. Mesela bu sizden gelmişti. İlla kullanmak istiyorum. Kullanmadan da kimseye verip atamıyorum. O yüzden böyle sakladığım çantalarım oluyor. Bu Yalçın geçenlerde almış. Neden aldı, ne zaman aldı olabilmiyor. Bu da Yalçın'ın çantası. Bu benim çantam, bu Yalçın çantası. Bu sırt çantam, bu da sırt çantam. Şurada da iki tane çantam var. Henüz daha takmadığım bir çantam var içinde. Burada birkaç tane böyle boğaz şeyim var. Bunun adı vardı, unuttum. Name tag mi ne diyorlar buna, isimlik. Bunu Amerika'da Universal Studios'a gittiğimde almıştım ve hatıra olsun diye sakladım. Bu da Vidcon'dan Yekari'ninki. Aynısından benim de olması lazım burada bir yerde. Creator olarak isimlerimizi yazıp boyumuzu astıkları şey. Benimki yok, gerçekten yok. Evet, burada bazı çantalarım var. Burada böyle Yekari'nin şampiyonlar, lig şampiyonlar, madalyası işte her neyse onlar var. Burada da bir şey var, Yalçın'da benim. Evet, burada da çantalarım. Şapkalarımı açmayacağım. Zaten özel şapkalarım adlı bir video vlog yapmıştım geçen sene ve bütün şapkalarımı tek tek deneyerek göstermiştim. Daha çoktan onları da azalttık. Birilerine verdik ve hala verileceklerin içinde var. Şapkalarım burada. Aslında bunlar dağınık değil ama böyle dağınık görünüyor yani aslında normalde. Evet, burada bir kumbaram var. Bunu patlatmıştım. İçinde ne kadar var diye video da çekmiştim. Şimdi içine böyle şeyleri koydum. Amerika'dan getirdiğim fişleri falan koydum. Muhasebeciye verilecek. Bunlar da böyle muhasebeciye verilecek ve işte uçak biletlerim işlenmesi gereken. O yüzden bunlar burada. Şimdi giderken içeri götüreceğim bunları. Burada kumandalarım var. Burada takılarım var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir sürü takım var işte. Bu karışık oluyor. Acelem olduğu zaman alamıyorum. Böyle çekiyorum, bir sürü falan geliyor. O yüzden takı takamıyorsam kesinlikle buradan istediğim takıyı bulamadığım içindir. Bak gördün mü, kapanmadı. Evet, çok hızlı konuşuyorum, fark ettiniz mi? Bir an önce bitireyim, sizi sıkmayayım videolarımda diye ama daha uzun olsun istiyorsunuz. Aslında daha yavaş konuşabilirim. Burada evet saatlerim var, şurada yüzüklerim var. Ya kullanmayı unuttuğum şeylerim var biliyor musun? Bak burada bir sürü yüzük var, kullanmayı unutuyorum. Yalçın'ın saatleri de var burada, gözlüklerim var. Tüm gözlüklerim, yarısı burada. Yarısı da burada. Burada da saatlerim, yüzüklerim falan da var aralarda. Burada daha çok şey, cam olan gözlüklerim var böyle. Renksiz. Güneş gözlükleri arada atmışım. Oğlumun da gözlüğü var bu arada burada. Oğlumun gözlüğü diye gelmişti. Göstermişim bıraktığı kulağımda. Burada, evet burada fişlerim var. Aslında bunları da buraya almam lazım. Bunlar Yalçın'ın fişleri olduğu için karışsın istemiyorum. Önce Yalçın'ın fişlerini işleyeceğim. Sonra kendi fişlerimi işleyeceğim. Burada böyle berelerim falan var. Genelde burasında bere yerim ama fişleri de oraya atıyorum. Burada böyle takılarımın kutuları var. İşte gözlüğümün kutusu, ne bileyim bileklik kutusu, işte künyemin kutusu falan filan var. Bazılarının kutuları var. Başka ne var? Şey yok. Hep böyle gözlük kutuları falan varmış. Burada boxerlerim ve spor atletlerim var. Şöyle. Buralarım var yani. Böyle şeylerim. Burada da çoraplarım var. Ten çorapla spor çoraplarının aynı anda karışmış olduğu bir yer. Gördüğünüz gibi. Burada bir adet ten çorabım var. Evet. Şöyle gidiyorum, böyle giderim o zaman. Şöyle şu alt tarafa hiç girmek istemiyorum. Çünkü burada bu kutuda bana gelen hediyelik kutu üzerinde E harfi yazıyor. Aycan almıştı diye kutuya atmak istemedim. O yüzden saklıyorum. Şu üstte gördüğünüz dosyalar kalabalık. Bebeğin şu Amerika'daki evrakları, işte fişler, Türkiye'ye geldiğimizdeki evraklar falan hepsi burada. Yakın zamanda bebeğime vatandaşlığını falan aldığımız için evrakları böyle açığa koydum. Onu da kaldırırım. Birkaç güne diyeceğim. O birkaç haftayı, birkaç ayı da bulabilir. Onun dışında burada böyle şey, uçakta verdikleri şey var. Çanta. İçinde bir şeyler var ya, şu uçakta göstermiştim ya. İşte diş fırçası, parfüm, deodorant falan. Onları alıp aslında bunları açacaktım ama dediğim gibi benim aylar bulur burayı toparlamam. Bu da yeni yıkamıştım. Bunun diğerlerini hatta yıkadım mı yıkamadım bilmiyorum. Bunu takacaktım az önce biliyor musun? Bunun yerine bulamadım. O yüzden onu taktım. Bunun beyazı daha güzel oluyor herhalde üstüme. Evet, buraya normalde bandanalarımı da koyuyorum ama şu an yok. O yüzden. Burada ütüm var. Ayak
yumuşatma kremim var. Bu da ayağıma sürüp geri buraya koyduğum için burada kalmış. Tüm yanında. Bu kulaklığın kutusu. Burada böyle çoraplarım var gördüğünüz gibi. Neden bu çoraplar burada derseniz. Bunlar yıkanıyor. Tamam mı? Teki yıkanıyor, teki yıkanmıyor ya. O tek kalanların hepsini buraya atıyorum. Sonra oradan alıp şöyle birleştiriyorum. Eğer orada uzun süre kalırsa çöpe atıyorum artık teki gelmeyince. Gerçekten anlamıyorum. Çorapların tekleri nasıl kaybolabilir bir evde? Herkesin evinde kayboluyordur mutlaka çorap. Ve bilmiyorum neden kaybolduğunu. Şu kutuda da şöyle tokalarım falan var. Çorapların altındaki kutu. Ve tokalarım falan var şöyle. Tokalarımı da buraya atıyorum. Bu kutu da aslında Yalçın'ın kulaklığının kutusu gördüğünüz gibi. Ama öyle kullanmış, oraya bırakmış. Evet, buralarda çok saçım olabilir. Yapacak bir şey yok. Burası Yalçın'ın parfümü falan var. Burada şu. Şu ikisi benim. Bu köpeğin şeyi. Köpek saç boyama şeyi pembe. Bu da bebeğin burnunun şeyi. Kimini çıkıyor bunu. Burada. Burası biraz tozlu. Kaldırdım hep toz kattı. Temizlemem lazım yani. Evet, Yalçın tarafında çok ilgilenmek istemiyorum. Burası benim. Parfümlerim, vücut spreylerim var. Gül suyum var. Bir tane şöyle gümüş kapağım var. Bunlar böyle takmıştım ya. Temizlediğim zaman onlar. Kesinlikle de öneriyorum arkadaşlar. Alışveriş sisteme de ekledim zaten onları. Krem falan filan fasafiso yara olursa krem işe yarıyor. Yoksa gümüş kapak iyi geliyor. Onun dışında parfümlerim var. İster misin parfümlerimden denemek? Hı hı. Bu yeni aldıklarımdan. Bunu deneyelim. Diğerlerini biliyoruz zaten. Suda öldü kamera arkasında şu an. Güzel mi? Hı hı. Oo, o da güzel koktu. Dur bir tane daha bir şey. Çok güzel kokuyor ama zaten. Hangisi güzel kokuyor? Şu mu? Hepsi karıştı. Ben en çok bunu kullanıyorum. Tabii ki diğer parfümlerimi de kullanıyorum ama genel olarak benim kokum bu. Suda şu an göz felci geçiriyor. Burnum yandı. Kameram temiz mi? Hı-hı. Kameraya gelmiş olabilir, evet. Burada bunlar var işte, böyle. Şu üstte gerçekten hiç dokunmuyorum. Ne siliyorum ne dokunuyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Orada bir tane yastığım var, sizden gelen. Şu ayna ama o şarja takınca bir tuşu var, basıyorsun. Ayna gidiyor, içinden resim çıkıyor. Yalçın'da benim resim var onda, o da sizlerden gelen, çok eskilerden. Onlara hiç dokunmuyorum, buraya da hiç dokunmuyorum. Burada da parfümlerim var. Şu Burberry'nin içinde parfüm yok galiba, sadece kutusu olması lazım. Çünkü o parfüm onun içinden çıktı. Diğerleri de öyle parfümlerim işte, kullanılmamış. Bir iki tanesi hediyelik getirdim, hala vermediklerim. Diğerleri benim. Burada da cilt ürünlerim var, cilt bakım ürünlerim. Genel olarak, şu yaramaz, genel olarak burada yüz yağlarım var işte, kolajenler. Ondan sonra mesela şu sezaryen yerine sürdüğüm yağım. Burada nemlendiricilerim var, serumlarım var, makyaj temizleyicim, güneş yağım falan. Biraz böyle karmaşık. Buradan da bir şey aldım ama geri attığım zaman hepsi yıkılıyor. Düzeltmeme rağmen. Burada daha çok makyaj paletlerim falan var işte, aldığım pudram. Bunları böyle bırakıyorum çünkü hemen alıp kullanıp geri koyuyorum. Açıp uğraşmak istemediklerimi gördüğünüz gibi. Bu şekilde bırakmışım. Burada da fazla gösterecek bir şey yok. Hepsi makyaj. Makyaj ürünlerim diye bir ayrı vlog yapmam lazım. Burada rujlarım ve göz altlarım var. Burada genelde rujlarım var. Burada da göz altlarım ve bir iki ruj var. Böyle karmaşık. Burada fırçalarım, işte bir ateş ölçer, cımbız, jilet, törpü, tırnak makası falan böyle şeyler var. Burada küçük takalarım var. Böyle tokalarım var. Bu da burada duruyor genelde. Şimdi ben toparladım ya, buraya koymuşum yani. Kameramı zaten biliyorsunuz, vlog kameramı. Burada Sude'nin telefonu var. Burada saatimizin şarjı var. Saatimiz şarjı bitti mi hemen çıkartıp buraya şarjı koyuyoruz. Şu altta bir tane sandığım var. Bütün altınlarım burada dersem inanmayın arkadaşlar. Elektronik şeylerimi bunun gibi buraya atıyorum. Buradan da kolaycı alıyorum. Bunlar köpeklerimin kıyafetleri. Aslında bunlar yatan altında bir kurçtaydı ama kurç yırtıldı mı? Ne oldu? Bir şey oldu Oğurca. Po şey yaptı ya. Po'nun şu bir kanaması vardı. O zaman Po'ca kan değmiştir galiba değil mi? Hı hı. Ondan sonra biz kıyafetleri çıkarmıştık. Müzgül de böyle poşete koymuş. Bunlar Po'ca koyup gene yatağın altına gidecek. Çünkü hepsi kışlık. Yazın giydirmiyoruz köpeklere. Önümüz yaz olduğu için söylüyorum. Evet, burada bir şeyler var. Burada benim kulaklığım var. Ya şunun kulaklığının aynısı. Burada oje kutum var ama kulaklarımı yaptırdığım için genel olarak ojeleri şu aralar kullanmıyorum hiç. O yüzden biraz karmaşık. Burada şey, pembe saç boyalarım var. Aslında bunları artık atmam lazım. Çürümüştür. Çünkü Amerika'ya giderken ben kalmadımlar. Burada köpeğin yine eşyaları, yazlık olanlar. Şöyle tişörtleri falan var. Ayakkabısı, çorabı falan hep bu kutunun içinde. Burada da var. Böyle şeyleri var işte. Kaka yaparsa poşede ama kimse kullanıyor mu derseniz, kimse kullanmıyor. Ben bir de bunu böyle stoklayarak almıştım zamanında. Burası zaten oyuncak köşem. Oyuncakların hepsini buraya atıyorum. Ben düzenliyorum. Kızlar da düzenliyorlar bazen evi toparladığımız zaman. Ama ya Çınar geliyor ya Fox. Fox geldiği zaman şuraya kadar çıkıyor Fox. Oradan yıkıyor falan, bir şeyler yapıyor. Sonra yine dağılıyor. Suda diyor ki zaten çocuk büyüyünce her zaman dağıtacak. Sen bence diyor ayıcık odası yap diyor. Dağıtsın, böyle bu köşe dağınık kalıyor. Burası yatağım. Söyleme gerek var. Bu benim koltuğum. Üzerinde çantam var.
Genelde çantamı oraya atıyorum kolayca alabilmek adına. Bu halıyı yeni aldık. Normalde yatak odamın halıları var. Eski videolarımdan hatırlarsınız böyle gri halılarım vardı. Yuvarlak buraya koyuyordum. Şöyle 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 de 3 tane koyuyordum. Ama işte köpek olduğu için evde böyle daha rahat oluyor. İçerler, sıçarlar falan diye pek koymuyorum. Bu merdivenimiz aslında bu merdiveni Fox yatağına çıksın diye aldım. Aynısından salonda da var. Buradan böyle kolayca çıkıp inebiliyor yataktan. Şu an koymuyorum çünkü oğlum çok küçük olduğu için. Fox çıkarsa yaralar maralar. Çünkü oynamak isterken yüzüne böyle böyle falan yapıyor. Rain de gözünü tam kapatmazsa çizer falan diye korkuyorum. O yüzden şu an Fox'u sadece yanımızdayken Rain'e yaklaştırıyoruz. Merdiven de o yüzden bayağıdır burada. Evet. Burası Ekran'ın dolabı. Ama bu dolapta şu rafı kendime aldım yalçından. Burada çünkü takımlarım var, anladın mı? İki parça olan altlı üst takımlarımı buraya aldım. Çünkü yetmedi. O yüzden şurası da aslında benim, bakma, ceketlerim var. Giyiyor musun dersen giymiyorum. Çünkü bu dolapta olduğu için görmüyorum. Bunları da unutuyorum giymeyi. Aslında buradaki şeylerden arada giyebilirim. Bak şu takımım da burada. Bunu verecektim, atacaktım, bir şey yapacaktım. Bir video daha çekeceğim diye. Oğlum biraz daha büyüsün, bir tane daha çekeyim diye saklıyorum. Çünkü bu video, bunda gerçekten çok video çektim. Ve herkes tanıyor o kıyafetimi. Evet, bunlar Yalçın tişörtleri, tişörtleri, pantolonları. Burası da böyle şey, maskesini. Bozuk paralarını falan atmış gördüğünüz gibi. Buraya böyle cüzdanını falan koyuyor. Kendince öyle bir yer yapmış. Burada kemerliği var ama bir sıkıntımız var. Bu dolap açılmıyor. Bir parçası kırıldı. O yüzden bunu açamıyoruz. Yalçın burayı böyle kaldırıp kemerini buradan öyle alıyor. Şöyle. Portatif oldu. Kendimiz yaptık yani. Evet. Burada altta yorganım da vardı, şey, battaniyemiz. Bu aynayı hep Yalçın'a söyleyeceğim. Diyorum ki şöyle açma. Şuradan tut, aç. Gene gidiyor. Bak böyle. Böyle açıyor. Böyle kapatıyor. O yüzden buralarda çok elize oluyor. Sonra aynada video çekince linci ben yiyorum. Evet. Burada eğlenceli bir rafım var. Şimdi burada çamaşırlarım, iç çamaşırlarım. Oralara hızlı geçtim. Yatağımın çarşafları, yastık kılıflarım, şortlarım, eteklerim, tişörtlerim. Burası biraz karışmış çünkü bugün burada bugün burada birazcık bir şeyler aradım. Bunu gerçi Yalçın dağıtmıştı. Bir şeyler denedim buradan, o yüzden biraz karışmış. Aslında katlı da karman çorman olmuş. Burada şey var, böyle buralarım ve kısa olan bodylerimin hepsi burada. Buraya pijamalarımı koyuyorum ama pijamalarımın hepsi kirli de. Bir tane kalmış. Bu da evde pijama şortlarım. Tightlerim, eşofmanlarım ve pantolonlarım var. Burada da askıda asılı olması gereken elbiselerim. Böyle. Tam şu kadar yerde oğlumun eşyaları var. Çünkü ceketi var. Kırışmasın diye gömleği bunlara astım. Kırışacak şeylerini astım buraya. Onun dışında tulumları falan burada. Pantolonları, şurada eşofmanları var. Burayı oğluma kullandım. Bugün yazmışlar ki bebek dolabı turu. Dedim ki bebek dolabım yok. Burası. Evet. Burada şapkamız. Burada şeyler var. Genelde böyle mendilini falan buraya koyuyorum. İşte bazı şeyleri buraya atıyorum, ıvır zıvırlarını. Ne gibi? İşte çorapları gibi. Çorapları var. Ondan sonra bu bir şeyleri var. Pipisini kapatıyorsun işemesin diye. Battaniyesi, çarşafları falan var bebeğimin. İşte böyle şapkası falan, ufak tefek ıvır zıvırlar, işte önlükleri var mesela burada. Emzik kutusu. Böyle şey varsa papyonumuz bile varmış. Bunu ben neyin üstü olduğunu hatırlamıyorum bile, biliyor musun? Yıkadım kaldırdım ya. Muhtemelen ona gömleklerin içinde olması lazım. Evet. Bunları da buraya attım böyle. Göstermediğim bir şeyim var mı? Yatağımın altı var göstermediğim size. Yatağımın altında da böyle kışlıklarımı huşladım attım. O yüzden kışlıkları kaldırırken ki videom da var. O yüzden size göstermiyorum onları. Burası var, tamam mı? Burada şu oğlumun her hafta fotoğraflarını çektiğim için bunlar hep burada duruyor. Çünkü her perşembe şeyini çekiyoruz, haftalık vloglarını. Şunu galiba Çınar getirdi, bu stüdyodaydı. Bunu geri götüreceğiz. Bunlar takipçilerimden gelen hediyelerin arasındaydı. Dolabından çıkardım çünkü kışlıkla yazlık arası. Şu an tam giyme sezonu. Giyip hem video falan çekerim diye buraya koydum. Ondan sonra burada şey var. Oğlumun eşyaları var ufak tefek. İşte battaniyesini falan koydum. Diş macunu, diş fırçası, dartı zurtu var. Biraz daha büyüyünce kullanacağım. Burada törpüsü var. Bu da normalde bunun içinde duruyor. Ve şu altta da oğlumu böyle sizden gelen ya da arkadaşlarımdan hediye gelen ya da ne bileyim kendi aldığım büyük şeyleri var, kıyafetleri. Oğlum büyüdükçe buradan kıyafetlerini çıkartıyorum, alıyorum. Yıkayıp dolaba koyuyorum. Bayağı azaldı ama orası, fark ettin mi? Hı hı. Önce o kadar çoktu ki büyük gelen kıyafetler. Şimdi çocuk büyüyünce biz hepsini çıkardık oradan. Birkaç parça bir şey kalmış. Onlara tişört falan yazın giyer artık. Bunlara girmeye koyayım. Bunu da stüdyoya götüreyim. Evet, başka göstereceğim bir şey sanırım kalmadı. Değil mi? Hı. Odamın her yerini sizle paylaştım. Yani şuradan birisi girse şu videoyu izleyen neyin nerede olduğunu bilir. Klima. Arkadaşlar bu da klima. Bence daha önce hiç görmediğiniz bir şeydi. Perde. Bu da perde. Yani şu an dediğim gibi kapıdan biri gelse buradaki her şeyi, yerini bilir. Öyle bir gösteririm yani. Burnuma girecek misin? Yok, burnuna girmiyorum. Bayağı yaklaştın çünkü. Bu telefonun kamerası 4K çekiyor ve burnumdaki siyah noktalara kadar gösteriyor. Bu kadar yaklaşma. Uzak.
Evet arkadaşlar, o zaman bu vlogun burada sonuna geldik. Dediğim gibi güzel fikirleriniz olursa eğer video et Ezgizem yazıyor Mustafa, şuraya bir yere yaz Mustafa, beni uğraştırma. Şuraya bir yere yazıyoruz maili. Oraya güzel fikirlerinizi atabilirsiniz. Aynı zamanda ben zaten sürekli olarak Instagram'dan sizle iletişim halindeyim. Başka bir videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bye bye.